Herkese merhaba. Vodafone Smart 6 veya kutunun üzerinde yazdığı şekilde Vodafone Smart Ultra 6 geçen hafta duyurulmuştu. Türkiye tanıtımı yapılmıştı. Vodafone Smart Ultra 6 test merkezimize ulaştı. Gördüğünüz gibi henüz jelatin üstünde açılmamış bir ambalaj. Bununla çalışını hep beraber gerçekleştiriyoruz ve içinden neler çıkıyor hep beraber bakalım. Daha sonra da ilerleyen günlerde de detaylı incelemesini Teknoblog'da yayınlarız. Hemen şuradan bir uygun yer bulup makasla naylonunu açalım. Vodafone Smart Ultra 6 büyük ekranlı bir akıllı telefon. 5.5 inç ekranı var. Bu 5.5 inç ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Bunun dışında Snapdragon 615 işlemci, 16 GB dahili hafıza, 2 GB RAM, microSD kart yuvası, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera da Vodafone Smart 6'nın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Vodafone Smart 6'nın kutusundan çıkanlara hemen bakmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi telefon hemen ilk karşımıza çıkıyor. Üzerine yer alan bir Vodafone Smart Ultra jelatini sayesinde de telefonun teknik özelliklerini neler olduğunu görüyorsunuz. Android 5.0 Lollipop da bu telefonda çalışıyor. Birazdan telefona detaylı bakalım. İçerisinde neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane iğne var. Telefonun SIM kart yuvasını, microSD kart yuvasını açmak için kullanılıyor olmalı. Şöyle hemen açalım. İçeriden çıkan kitapçıklar, ürün güvenlik bilgileri ve garanti belgesi. Söylediğim gibi iğne de içerisinde yer alıyor. USB kablosu, kulaklık ve şurada da sanıyorum seyahat adaptörü. Bundan başka bir şey var mı kontrol edelim. Herhangi bir şey yok. Boş. Gördüğünüz gibi bunlar. Biraz böyle doğa dostu bir ambalaj görüyoruz. Kutu ambalajı görüyoruz Vodafone Smart Ultra 6'da. Şimdi telefonun açılışını gerçekleştirelim. İçerisinde neler var neler yok. Nasıl bir kullanıcı deneyimi bekliyor. Hep beraber bakalım. Şöyle jelatini çıkararak işe başlayalım. Vodafone Smart Ultra 6 açılırken bir yandan da telefonun şöyle tasarımına bir göz atalım. Plastikten yapılmış bir telefon. Metalik görünüm verilmiş. Bunun dışında telefonun yuvarlatılmış köşeleri var. 5.5 inç ekran, büyük ekran taşımasına karşın elimize de rahat şekilde tutabiliyoruz Vodafone Smart 6'yı. Vodafone Smart 6'nın 5.5 inç 1920x1080 piksel çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Bu ekranla ilgili deneyimimize birazdan bakarız. İlk izlenimlerimize birazdan bakarız. Sağ kenarda güç, ses tuşlarını görüyoruz ve burada şöyle bakalım, SIM kart yuvası var. Görmüş olduğunuz o sivri uçlu cisim açılıyor. Diğer tarafta da microSD kart yuvasını görüyoruz. Alt tarafta micro USB portu ve mikrofon. Üst kenarda da 3.5 mm kulaklık şakanı görüyoruz. Arkada 13 megapiksel kamera, LED flash ve ikinci mikrofon yer alıyor. Vodafone logosu ve 4G logosu. Altta da hoparlör. Görmüş olduğunuz gibi telefonun bileşenlerini oluşturuyor. Kasasına, gövdesine yerleştiren unsurları oluşturuyor. Ön tarafta gördüğünüz gibi kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Fiziksel tuşlar mevcut. Ve bu tuşlar arkası mavi renkli aydınlatmaya sahip. Böyle bir tasarım detayı söz konusu. Evet, kurulum işlemlerini tamamladık ve karşımızda Vodafone Smart 6'nın ana ekranı. İlk başta telefonu açtığınızda çeşitli kılavuzlar göreceksiniz. Rehber niteliğindeki çeşitli arayüzler sayesinde, görseller sayesinde telefonun kullanıcı arayüzünü nasıl kullanacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Ana ekrana girdiğimizde böyle, uygulama menüsüne girdiğimizde kılavuzlar karşımıza çıkabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde Vodafone Smart 6'yı ilk kez kullananlar için yardımcı bilgiler sunuluyor. Uygulama arayüzü açısından fazla bir özelleştirme yok. Çeşitli Vodafone uygulamalarının yüklü olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Android 5.0 Lollipop'un kullanıcı arayüzü mevcut. Uygulama menüsüne girdiğimizde Vodafone'un Android uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Bunun dışında çeşitli uygulamalarda ön yüklü olarak sunuluyor. Çeşitli yayın organlarının uygulamalarını görüyoruz. Hürriyet gibi, hafta sonu, lezzet gibi. Bunun dışında yine Google uygulamaları bulunuyor Vodafone Smart 6'da. Ana ekrana döndüğümüzde yine ana ekranda Google uygulamalarının bir klasör altında toplandığını görüyoruz. Aynı şekilde Smart menüsü altında da görmüş olduğunuz gibi Vodafone'un seçmiş olduğu çeşitli multimedya içerik veya okunabilir içerik uygulamalarının yer aldığını görüyoruz Vodafone Smart Ultra 6'da. Yine Vodafone kısa yolu klasör altında da görmüş olduğunuz gibi Vodafone'un uygulamalarının kısa yolları bulunuyor.
Snapdragon 615 işlemci var dedik. Bu işlemcinin performansını incelememiz yakından bakacağız. Bunun dışında 5.5 inç ekran Full HD çözünürlüğüne sahip ve gördüğümüz kadarıyla fena bir görsel deneyim sunmuyor. Görüş açıları iyi, ekranın renkleri de gayet canlı duruyor. Parlaklığa baktığımızda parlaklık otomatik olarak ayarlanmıyor gün ışığına göre. Sizin elinizle ayarlamanız gerekiyor. Parlaklık aralığı da fena gözükmüyor. Neyse, bunları en iyisi detaylı incelemeye saklayalım ve Vodafone Smart 6 ile ilgili ilk deneyimlerimizi burada sonlandıralım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.